Selamun selamünaleyküm sevgili dostlar. Sponsorumuz Golver.com'un katkılarıyla hazırlanan, sizlerin de desteğine sunulan, beğenisine sunulan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık mı desem, sürpriz olmayan bir ayrılık mı desem bilmiyorum ne desem ama diyeceğim tek bir şey var. Kısaca ve öz olarak yolun açık olsun. Ağzın tağfın diyorum. Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminde kadro dışı bırakılan ve yeni teknik direktör Jorge Jesus'un da şans vermeyi pek düşünmediği iddiaları ortalıkta dolaşan Ozan Tufan'ın Hull City'ye transfer olacağı belirtildi diyor. Detaylara gireceğim arkadaşlar merak etmeyin. Şimdi... E meşhur duyumcu diyorum ama bazen de ismini vermediğim zaman da olmuyor arkadaşlar. Yanlış anlaşılmalara mahal verebiliyoruz. Yaz Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hal City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Ozan Tufan transferi için bir araya geldi diyor. Şimdi bakın burada isim verme vermeme sebebim şundan dolayı herhangi bir telif falan değil ama sonuç olarak ben bazı duyumları yalanlıyorum. Yalanladığım duyumlarda isim vermek istemiyorum. Çünkü hani Bak o böyle söylemiş. Ben zıttını söylüyorum. O sizi kandırıyor gibi bir imaj oluşuyor. Anlatabiliyor muyum? Bunu geçmişte yaşadık. Ben o yüzden isim vermiyorum. Ama katıldığım doğru duyumlarda isim veriyorum. Haberiniz olsun. Tabii kaynak kesinlikle oysa. Bazen oluyor ya bazıları araklıyorlar. Özel yazıyorlar başına. Şimdi bugün şu anda ben videoyu çekerken salı günü bitmek üzere. Çarşamba gelmek üzere. Pazartesi günü bir araya gelindi. Yani e, Ozan Tufan transferi için. Hocam olur mu Survivor'daydı o kolaj bölümü lan. <laughs> Şimdi Mesut tabi ki kadro dışı kaldı. Son detaylar görüşülüyor. Bura tamam. Şimdi ikinci haber. Üç haberi birleştireceğim arkadaşlar. Ozan Tufan adım adım Hull City'ye diyor. İkinci haberimizde. Hani, e, Ozan'ın Bon Servisi ile Hull City ile büyük oranda anlaşma sağlandı diyor. Yeniden İngiltere'ye gidiyor. Bu sefer de TRT Spor'un haberine göre 27 yaşındaki oyuncu bonservis konusunda İngiliz ekibiyle büyük oranda anlaşma sağladı. Azın tığfında Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu kulüple her konuda anlaşma sağladı. Artık sadece son pürüzler giderilecek diyor. Her konuda anlaşma sağlandıysa pürüz yoktur ortada. Orada bir belirteyim de. Geçen sezon Watford'a kiralandı. Yanlış yapıldı. Orada tam para edecekken kiralandı. Yanlış yapıldı. Sözleşmesi de 2023'te sona eriyor. Herkesin sorduğu soru şu. Hocam sen diyorsun ki hani Samat dayı kol kırı deneyecek ya. Ozan'ı niye denemiyor? Arkadaşlar bakın. Tecrübeli öğretmen. Tecrübeli e, kaymakam. Tecrübeli vali. Ya da ne bileyim tecrübeli doktor. Ne yapar biliyor musunuz? Kendisinden önceki kuralı araştırır. Kendinden önce ne varmış? Misal veriyorum bir okula gittiniz. Herkes öğretmen zili çaldığı anda anında elinde ayağında ne varsa bırakıp kalkıp gidiyor dersine giriyor. Ne yaparsınız? Öğretmen zili çaldığında bırakıp gidersiniz. Doktorsunuz bir yere atandınız. Atıyorum ee, mesai saati başladı. Baktınız bütün doktor arkadaşınız elinde avucunda ne var bıraktı gidiyor. Ne yaparsınız? Bırakır siz de gidersiniz. Yani aklınız başınızdaysa. Ulan herkes gidiyor demek ki burada bir kural var dersiniz. Ya da valisiniz Kaymakamsınız. kaymakamsınız Vardınız, e, şeyciniz geldi. Yaveriniz geldi dedi ki: "Kaymakam Bey, ziyarete gidiyoruz, değil mi?" dedi. Lan bismillah dayını başladım demezsiniz. Hayırdır, nereye? İşte her kaymakam ilk gelir gelmez şurayı ziyarete gider dedi. Ne dersin? Tamam. Jesus da kurt bir teknik direktör. Ne dedi? Özilli o zaman kadro dışı. Ben ne uğraşacağım abi? Kadro dışıysa kadro dışı bitti. Ve şimdi ben Jesus'un Mantalitesinden yola çıkarak söylüyorum. Bak Gustavo'yu tutabilir kadrodan. Ama Crespo varken Gustavo'ya gerek yok. Yıllık ücreti yüksek. Sosa'yı tutmaz. Gustavo'yu göndermek ister. Hani e, dikine futbol özelliklerine bunları o göndermek ister. Zaten hatırlayın arkadaşlar William Carvalho ismi konuşuluyor. Carvalho'yu getirsen işte Arao ismi e, bir de Al Musrati ismi varmış. Onu ilk defa duydum. Yani palavra silsilesinde. Ben şunu söyleyeyim. Ozan Tufan konusunda. Dur birkaç tane son dakika eklediydim. Ben Ozan Tufan konusunda şunu söyleyeyim arkadaşlar. 2.9 ila 3.2 milyon euro arasında Ağzın Tufan'ın yolu açık olsun. 2.9 milyon euro ila 3.2 milyon euro arasında bir fiyata uzanın yolu açık olsun. Ha hayırlısı buymuş. Yıllık ücret var. Bir sene sonra boşa çıkacak. Yani Fenerbahçe için hayırlısı olsun. Ozan Tufan da inşallah kendine gelir. Milli gururumuz olmayı sürdürür. Milli takıma tekrardan seçilir. Yani Ozan Tufan milli takıma bambaşka bir kariyerde karakterde oynuyordu. İnşallah öyle yapar. Sıradaki haber Taliska. Muhtemelen kapağa ben bunu koyacağım. Taliska önce bekleyecek sonra imzalayacak. Güzel bir başlık. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı sık sık anılan Anderson Taliska'nın yepis yeni takımı belli oluyor. Arabistan basını da son gelişmeleri duyuruyor. Biliyorsunuz Beşiktaş forması giydi ligimizde ve transferde şimdi bütün tuşlara basılmışçasına bütün takımlarımızda adanılıyor Taliska'nın ve aynı Taliska'nın yolu artık kesinleşecek artık yolu kesinleşecek. Peki hocam hangisine? Fenerbahçe'ye mi Galatasaray'a mı Beşiktaş'a mı? Bir sakin olun bekleyin bakalım. Önce, önce konuşayım. Şimdi Arap basını diyor ki lig bitmesiyle tatil planı yapıyor ve Brezilya'da sezonun ikinci yarısını bekleyip transfer olmayı düşünüyor diyor. Yani ülkesine gitmeyi çok istiyor diyorlar. Tabii Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians'ta görüştüğü de iddia ediliyormuş. Bilginiz olsun. Bu sezon ne yaptı ki hocam? Çok mu kötü? Sezonun bitmesine 2 hafta kala 55 puanla 3. sırada Al Nasr ve e, 28 maça çıkıp 19 gol, 2 asist yaptı. Böyle bir kariyer. Beşiktaş'tayken 80 maça çıkıp 37 gol, 14 asist yaptı ama kaymağını gönderen kulübü yedi. Fenerbahçe'ye girmek ihtimali var mı? Şu kadarcık. Niye bu kadarcık? Ya arkadaşlar Ciddi bir bonservis istiyorlar. 8 milyon euro aldık bedava veririz demiyor adama sana. 8'e falan veririz diyorlar. Peki hocam sen ihtimal veriyor musun? Ben ihtimal vermiyorum. Ama e, Turgay Turgay Demir miydi ya Beşiktaş'ta? Aziz hmm. Turgay, ya Beşiktaş'ta o Turgay Demir'di herhalde. Yanlış hatırlamıyorum. Turgay Şeren rahmetli oldu herhalde de. Turgay Demir diye hatırlıyorum. Neyse o demişti kesinlikle Taliska Fenerbahçe'de herkesin iddiaya girer modri meydan formasına diye. O dönemde de verdiğim duyumları hatırlayın. Yani böyle bir dur durum var arkadaşlar. Ben ihtimal vermiyorum. Şu ekonomik buhramda da zannetmiyorum. Ha bir ihtimal hariç. Sözleşmesini fesheder. Ne bileyim alacaklarını almıyordur, vereceklerini vermiyordur. Arap takımlarda olan bu sözleşmesini feshetsin de gitsin diye uğraşıyordur. Bir diyemem. Ama onun dışında çok beklemiyorum. Ha eğer sözleşmesini feshederse de Taliska Fener, Bahçe'ye hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yani bunları da söylüyorum. Umarım mesaj alınmıştır. Ahmet Ağoğlu kulüpler anlaşma sağlayamadı diyor. <laughs> Trabzonspor'un efsane başkanı 38 yıl sonra şampiyonluk yaşatan başkan Ahmet Ağoğlu. Hocam onlara şunlar yardım etti. Ya kim yardım etse etti? Sonuçta başkanlık koltuğunda şampiyonluk yaşadı yaşadım. Ve ben şunu da söylüyorum. Hiçbir şampiyon, bak hiçbir şampiyon yüzde yüz hani ee, ne diyeyim yanlış kararlar olmadan ya da lehine hatalar olmadan hiçbir şampiyon şampiyon olamamış bence ligde. Ha kimisine... 300 hata yapılmış. Kimisine 4 hata yapılmış. Kimisine 7 hata yapılmış. Kimisine 70 hata yapılmış. Orası ayrı mesele. Ahmet Ağavulu Kulüpler Birliği Vakfı'nın e, toplantısı sonrasında az açıklamalarda bulunmuş. Ben şimdi sizlerle birlikte okuyorum arkadaşlar. O yüzden biraz duraksıyorum. Genel kurul öncesinde kulüpler birliği olarak başkanlarla yaklaşık 3 saat süren görüş alışverişinde bulunduk diyor. TFF başkanlığı için şu an tek aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadığını belirtti diyor. Yani adayların resmi başvuru süresi 9 Haziran saat 17'de bitiyor. Dolayısıyla 48 saatten fazla süre var. Başka adayların da çıkma ihtimali göz önüne alınarak Cuma günü tekrar bir araya gelerek kesinleşmiş adaylar üzerinden tekrar değerlendirme yapmayı uygun gördük. Ve son görüşmeleri geri değerlendirip o doğrultuda kararlar alacağız veya kulüp başkanları kendi iradeleri doğrultusunda hareket edecek. Farklı düşüncelere sahip olan başkanlarımız var diyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak bu dediğimi unutmayın. İş servet yardımcının federasyon başkanı olarak devam etmesine doğru gidiyor. Bak iş servet yardımcının federasyon başkanı olarak devam etmesine doğru gidiyor demedi demeyin. Yani hatta bana soracak olursanız Bugün itibariyle servet yardımcı derim. Bana soracak olursanız yanlış anlaşılmasın. TFF Futbol Namir Kurumu futbolu yöneten bir kurum. Bu süreçle alakalı geçmiş yaşadığımız sorunları göz önüne aldığımızda tekrar aynı sorunları yaşamamak için başkanların tamamı çok büyük hassasiyet gösteriyor. Değişik düşünceler var. Saygıyla karşılıyoruz ama öncelikle Perşembe günü aday başvuruları tamamlandıktan sonra 16 Haziran'a kadar tekrar bir araya gelip son durumu değerlendireceğiz diyor. Ülke futbolu adına çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Gelirlerin düşmesi, kulüplerin içine düştüğü ekonomik sıkıntıların artarak devam etmesi, FFF başkanının istifa etmesi, ondan önce MHK ile ilgili sorunlar. Son 10 yılda pandemi hariç bu sıkıntıların olduğu bir süreç hatırlamıyorum diyor. Bugün Türk futbolunun gelmiş olduğu nokta acil akılcı çözümler gerektirir. Peki Sayın Ahmet Aoğlu, size bir sorum olacak. Yıllarca Trabzonspor'un hakkı çok yenildi. Bence en çok Trabzon'un hakkı yenildi yıllarca. Fakat kastettiğim yıllar 2000'li Yılların altı. Ya da 2005'i baz alalım misal. 2005'ten öncesin. Bana soracak olsanız en çok Trabzonspor'un hakkı yenildi. İkinci sırada Beşiktaş'ın hakkı yenildi. Üçte Fenerbahçe'nin, dörtte Galatasaray'ın hakkı yenildi. Bak, buna herkes katılacaktır hemen hemen. Galatasaraylılar katılmaz. Galatasaraylılara göre dört sene şampiyon yapıldıklarında bile hakları yenilmiştir de hepsinin değil. Aklı Selim taraftar kitlesi zaten ne demek istediğimi anlıyordur. İlla ki Fener'in, illa ki Galatasaray'ın önü açılmıştır birçok zaman. Hatta son Beşiktaş'ın da ara ara önü açılmıştır. Trabzon'da şimdi önü açıldı mesela. Ne demek istediğimi de anlayın. Ben şunu soruyorum. Mutlak adalet mi istiyorsunuz? Mutlak adalet mi istiyorsunuz? Gayrı mutlak adalet mi? Mesela gayrı mutlak adalet ne? İki sene Fener şampiyon olsun. Bir sene Galatasaray, bir sene Beşiktaş, bir sene Trabzon olsun. Sonra yine iki sene Fener olsun. iki sene Galatasaray olsun. Bir, bir Trabzon, bir Beşiktaş. Sonra üç sene işte Galatasaray olsun, iki sene Fener olsun. Böyle bir adalet mi istiyorsunuz? Yoksa bir yerlere yakın olanın, bir, bir yerde tanıdığı olanın şampiyon olmasını mı istiyorsunuz? Ben şuna razıyım. Fener'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzon'da şampiyon oldu. Yapıldıkları sene de oldu. Bu sene Trabzon şampiyonu oldu. Yapıldı. Ney zıkkımsa işte. Bence artık Ahmet Ağoğlu dahil. Ali Koç da dahil. Galatasaray Başkanı dahil. Beşiktaş Başkanı dahil. Tek bir şeyin etrafında birleşin. Mutlak adalet. Fenerli futbolcu tokat attı. Cart, kırmızı kart. 3 maç ceza. Trabzonsporlu oyuncu tokat attı. Cart, kırmızı kart. 3 maç ceza. Galatasaraylı Cart 3 maç. Beşiktaşlı 3 maç. Bu mutlak adalettir. Fenerli oyuncu ayağa basıyor, çekiyor. Saniyenin onda biri kadar o yavaşlatılmış çekimde öyle bir gösteriyorlar. Sanki 55 saniye boyunca ayağına basıyor. Allahsız kırılsın ayağın diyor. Çarp. Kırmızı kart. Trabzonlu oyuncu tekme atıyor. Vuruyor. Tekrarı bile belki ekrana gelmiyor. Devam. Ya da Galatasaraylı oyuncu yapıyor. Başka oyuncu kırmızı kart görüyor. Beşiktaş'ta oyuncu yapıyor. Sarı kart görüyor. Ben buna karşıyım. İster Fenerbahçe 500 yıl boyunca şampiyon olamasın. İster olsun umrumda değil. Allah şahidim mutlak adalet istiyorum. Ya mutlak adalet. Trabzon'da sah seyirci sahaya giriyor. Diyorlar ki maçın iptali lazım. İşte hükmen 3-0 lazım. Ya ak akıl var, mantık var. Adam oraya şampiyonluk şeyiyle girmiş. Şampiyonluk e maçı diye gelmiş. Ulan o adam işareti gördü müydü? Tabii gidecek. Ya Trabzon'da bir kültür var işte o direkt sökme, bu korner şeyini sökme. Hatırlayın. Yani Avrupa'nın liglerinde de var. Şampiyon olduğu bir takımla bir taraftar giriyor hemen köşe bayrağını söküyor. Bizde aklımıza ne geliyor? Yani ulan onu niye söküyor ki acaba? Yani çok da büyük diyorsun mesela. Adam hatıra olarak götürüyor. Basketbolda yanlışım yok değil mi? Fileyi kesiyorlar. Basketbolda fileyi kesiyorlar değil mi? Yanlışım yok yani. Bunlar şöyle. Bizimkiler çıktı hükmen yenik olması lazım. Lan bırakın bu işi ya. Hem diyorsun ki Trabzon'u şampiyon yapacaklar hem hükmen yenik. Lan şampiyon yapacaklar. Gerizekalı adamlar niye hükmen yenik yapsınlar? Uzun lafın kısası dostlar. Eğer mutlak adaletin peşinden koşmazsak bugün şampiyon yapılan takımlar yarın ağıt üstüne ağıt yakacaklar. Bizim çok hakkımız yenildi. Öbürler de diyecekler ki yediğinize sayın. Fenerbahçe'nin hakkı çok yenildi diyorum. Çıkıyorlar diyorlar ki yediğinize sayın. Lan bu ne kadar hak yemişiz diyorum ya. Ya ne kadar 8 yıldır kupa yok diyorum. Bir Trabzonlu arkadaşım diyor ki bana Tayyip diyor sizi çok iyi kolluyor diyor. Her sene şampiyon oluyorsunuz. Diyorum ki arkadaşa. Yani bana desen ki diyorum öğretmen maaşı aylık 50 bin euro. Sen aylık 50 bin euro alıyorsun desen ben sana ne derim diyorum. Ne dersin diyor. Lan mal diyorum. 50.000 euro maaş dünyada var mı yani? Türkiye'de örneği var mı? 50.000 euro maaş alsam La okulda yatarım. Evi hemen okulun dibine şey yaparım. Oraya bir tane güzel havuzlu havuzlu bir ev yaparım. Orada yatarım. 50 bin euro ne demek? Sizin mantık, mantık matematik mi? Fenerbahçe'yi kolluyorsa 8 senedir sıfır kupa. Ya, düz mantık gidiyorum bak. Düz mantık. Şimdi düz mantık sadece düz mantık. Tayyip Erdoğan çıksa dese ki arkadaş 2010-2011 ilgili ters işlem yapana, ters bir laf edene basın cezayı. 500 bin TL maddi ceza ya yine resmi gazetede. Yapamaz mı? Öyle bir gücü yok mu? Var. Fenerbahçe'ye aktarılacak. <laughs> Çünkü mağdur olan taraf Fenerbahçe'de. Emin olun Fenerbahçe bir sene içerisinde borcu bitirir. 500 bin olsun. 5 TL olsun. 5000 bin TL. 2012-2011'in saçmalarına 5 bin Sadece bunu yapsa bile derim ki haklısın. Bak Fener'i kolluyor. Yok ortada bir şey yok. Şampiyon yok. Bir şey yok. Kupa yok. Bunlardan vazgeçin. Lütfen. Hep birlikte diyelim. Bak hep birlikte dua edelim. İnşallah Türk futboluna adalet gelir. Haklı kazanır. Haklı şampiyon olur. Hak eden şampiyon olur. Anlatabiliyor muyum? En çok hak eden şampiyon olur. Haklı şampiyon olur inşallah. Hak eden küme düşer inşallah. Ben bunu söylüyorum. Çok da uzattım. Kusura bakmayın. TFF Başkanı'na ilgili şey konuşmuş. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ TFF Başkanı'na ilgili bir konuşma gerçekleştirmiş. O da kısaca yani onu da şimdi gördüm. Üstün körü bir okudum da. Yani kısaca benim voleybolda askerlik görevim devam etmekte diyor. Yani ben spor insanıyım. Basketbola da uzun yıllar hizmetim oldu. Futbolda da hizmetim oldu. Hizmet ettiğim görevlerimde tenkit ya da eleştiri değil takdir topladım. Tebrik aldım diyor. Demek ki işimizi güzel yapıyoruz. Voleybol dışındaki branşlarda düşünülmem benim için gurur veriyor diyor. Başka branşlarda düşünülmek tarif olmayan gurur. Bu anlamda herkese teşekkür ederim. Benim voleybolda askerlik görevim devam ediyor. Buradaki nöbetim devam ediyor. Ben voleybolda hizmet etmek istiyorum. Yani her branşın başarılı olmasını isterim. Diyor arkadaşlar. Şimdi bir konuya da değinmek istiyorum. O konuda da hani az önce adaletten bahsettim ya birçok kişi anlamadı. Ben o birçok kişiye şunu söyleyeyim. İki senedir Efes, Anadolu Efes Euroleague şampiyon oluyor mu? Oluyor. Vakıf Bank yanlış mı yoksa dünyanın en iyi takımı oldu mu? Bir, ikinci kere, üçüncü kere oldu mu? Oldu. Futbolda niye takımlarımız sürünüyor? Niye futbolda takımlarımız yalama oluyor? Hiç düşündünüz mü? Adalet yok, adalet. Bakın yüzde yüz adaleti illaki sağlayamazsın. Şimdi görmek var. Bak görmek var. Görüp görmemek var. Bir de görmemek var. Bizim hakemlerimiz birkaç yıldır görüp görmüyorlar. Anelka'nın işte golü Konya Spor'a golü el miydi değil miydi? Ulan saniyenin belki yüzde biri kamerayla bile tespit edilemeyen pozisyon için yangın yaptınız. Al var sistemiyle. Offside'da milletin bir tarafı büyütüldü. Gördünüz 3-4 dakika 17 saniye bekletildi gördünüz. Vara rağmen hatalı kararlar verildi gördünüz. Vara rağmen yanlış kararlar çıktı gördünüz. O gün çıkarttığınız sesi niye çıkartmıyorsunuz? Çünkü yani Fenerbahçe düşmanlığı penceresinden baktığınız için diğer takımlara her şeyi mi baktıyorsunuz. Bu da yanlış. Bak. Kutlar vazisinde Polat diyor ya Halit'e, Halit diyor hiç düşünmedin mi sana? Baldızının önünde çakırı öldüren testere yani öldürten testere seni kimlerin önünde kimleri öldürtür diye hiç düşünmedin mi diyor? Ben de kapanışı bu şekilde yapayım. Hiç düşünmediniz mi? Size havadan şampiyonluklar verenler sizi kim bilir hangi zaman ne şekilde mahvedecekler hiç düşünmediniz mi? Bence bir düşünün. Ondan sonra siz de mutlak adalet isteyin. Görüşmek üzere.